Hani nerede bu adam yahu? Bak kaç saat oldu hala ortalarda yok. Hey Allah'ım, hey Allah'ım, çocuklar bekleyecek. Neyse, gideyim bir bakayım acaba köyde gezmeye mi çıktı, ne yaptı bu adam? Bakayım. Oo, eyvah eyvah eyvah, çocuklar da gelmiş. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Arkadaşlar, ben Deniz Hacı İvat Çelebi. Benim bir arkadaşım var, adı Karagöz. Kendisini gördünüz mü acaba? Allah Allah. Arkadaşlar, sizin köyünüze geldiğimizde buraları çok beğendi. Dedi ki ben şöyle Ilıca köyünü bir gezmeye gideyim, bakayım neler yapıyor çocuklar. Ama ortalarda yok. Buluşma saatini de geciktirdi. Neyse, durun şuna şöyle bir seslenin bakayım. Acaba yukarıda evinde mi? Karagöz! Karagöz, Karagöz! Gözü kara! Gözü kara, burnu patlıcan! Gözü kara, burnu patlıcan, kulakları kepçe. Allah Allah, ses de yok arkadaşlar. Neyse. Aa! Çocuklar, ben nasıl unuttum? Karagöz ve Hacivat oyunları, yani orta oyunları, bir semai ile, bir şiirle başlar. E tabi Karagöz de semaiyi, yani şiiri duymayınca oyunun başladığını anlamadı sanırım. Ben ona şöyle güzel sesimle bir semai okuyayım. Böylece Karagöz de aşağıya gelsin. Oyunumuz başlasın. Hadi bakalım. Hazırsanız başlatıyorum. Beyaz bezden dört köşe yapılmıştır perdemiz. Yoksa ışık arkada görünmez hiç gölgemiz. İyi huylu iş bilir Hacivat'ım ben Deniz. Arkadaşım Karagöz şakacıdır çok temiz. Yar bana bir eğlence. Aman bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence medet, medet aman. Geliyor kafana bir tencere yemek aman. Aman Karagöz'üm, yüzünü gördüm çok memnun oldum. Ne? Yüzümü görünce maymun mu oldun? Ya maymun değil be adam, memnun memnun. Yani seni gördüme sevindim demek istedim. Hadi aşağıya gel de biraz konuşalım. Kadayıfı bırakıp nereye koşalım? Ya koşalım değil be adam, konuşalım. Yani görüşelim tatlı tatlı. Hoş geldin limon yalamış suratlı. Karagöz, Karagöz bak bu şekilde çocuklar. Karagöz'ün bir kulağı birazcık az duyuyor da. O yüzden bazı şeyleri yanlış anlayıp yanlış cevaplar verebiliyor. Ama sanırım bu yanlış cevabının sebebi bu değil. Biraz naz yapacak. Ne yapacağım? Naz yapacaksın. Kıymalı yumurtalı naz yapacağım, gel sen de ye. Ya öyle değil. Çocuklar, şuna şöyle güzel sözler söyleyelim de yanımıza gelsin. Evet çocuklar, bana güzel sözler söyleyin. Bana çikolata deyin, pasta deyin, kurabiye deyin. Ya Karagöz, onlar güzel söz değil, onlar güzel yiyecekler. Güzel sözler ne peki? Bak güzel söz böyle oluyor, dinle. Gel benim Selvi Bülendim. Gelemem benim Sümüklü Efendi. Karagöz! Oy! Karagöz! Çocukların karşısında o nasıl bir konuşma? Özür dilerim. Tamam, bir daha olmasın. Gel benim gönlümün eğlencesi. Haydi oradan çarşı işkembesi. Karagöz! Oy! Bak, bir daha uyarmayacağım seni. Dikkat et, çocuklar var. Özür dilerim. Gel benim sarı bülbülüm. Gelemem benim uyuz düldülüm. Karagöz! Oy! Çabuk aşağıya gel. Tamam ya, kızma, geliyorum. Allah Allah. Kızma diyor. Bir de bana kızma diyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kulağı duymuyor diye bana neler yapıyor. Nasıl konuşuyor benimle? Siz sakın arkadaşlarınızla böyle konuşmayın, olur mu? Onlar size güzel sözler söylediğinde siz de güzel sözler söyleyin. Bak, gelmiyor şimdi de. Utandı tabi. Karagöz! Efendim? Hadi çabuk gel. Tamam, geliyorum. Gelsene. Tamam, geliyorum, bir dakika. Kapıyı pencereyi kapatayım da hırsız girmesin. Benim şapkam nerede? Ne bileyim ben. Aa, kafamdaymış. Kafasındaymış. Hacivat beni çağırıyor. Çekilin önünden, Hacivat'a gitmem lazım. Çabuk, çok kızdı vallahi. Çekil. Önümden çekil. Çekil önümden. Karagöz, Karagöz, bir yerde bir şey olmadı ya.
Hacivat, ben bayıldım galiba. Oh. Ya kara gözüm, bayılan insan hiç konuşur mu? E ben geveze bir adamım. Oy. Karagöz, bırak şakayı da yardım edeyim kalkaya. Oy. Ne oldu, anlat bakayım. Hacivat, sen beni çağırdın ya. Ben böyle tam koşa koşa senin yanına geliyordum. Birden önümden ne geçse iyi. Ne geçse iyi? Bizim limon. Limon mu? Evet, ben de limonun kuyruğuna basmayayım diye yanlışlıkla... Dur. Karagözüm, hiç limonun kuyruğu olur mu yahu? Olur tabi. Hacivat, öyle sorarsan olmaz tabi. Bak şimdi, arkadaşlar, köpeklerin kuyruğu olur mu? Peki, benim bir köpeğim var. Adı ne biliyor musunuz? Limon. Ya, ben köpeğim limonun kuyruğuna basmayayım diye yanlışlıkla kendi ayağıma basınca merdivenden havalandım, havada takla atıp buraya çakıldım. Aman Karagözüm, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Senin de kafana kargalar konsun. Senin yüzünden düştüm. Ne var, niye çağırdın beni buraya? Karagöz, ayağının biri nerede? Bakayım. Hey, ayağım yok. Haylaz seni, şurada dursana. Kurttum. Bir dakika, düzelteyim. Tamam, düzelttim. Karagöz, ben seni buraya niye çağırdım biliyor musun? Hayır, niye çağırdın? Karagöz, köyde bir dedikodudur, almış başını gidiyor. Köyde birisi kodu dedi mi yapıyor? Ya adam kodu dedi değil, dedikodu. Ben de öyle diyorum, kodu dedi. Kim yapıyor onu söyle bakayım. Hayır, söylemem canım. Ne diyorlar? O zaman onu söyle. Sen bana söyle ne dediklerini, ben sana söyleyeyim onu kimin dediğini. Diyorlar ki... Karagöz, anaokuluna başlamış. Anaokulu mu? Evet. İyi de ben anaokuluna gitmiyorum ki. Ya nereye gidiyorsun? Ben baba okuluna gidiyorum. Baba okulu mu? Karagöz, baba okulu diye bir yer mi var? Tabii var, baba hekim okulu. Orada doktor olmayı öğretiyorlar ama önce saymayı da öğretiyorlar. Ha, yani sen doktor olacaksın ama önce saymayı öğrendin. Evet. Say bakayım. Sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Karagöz, yanlış sayıyorsun. Olur mu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Karagöz, öyle değil. Şimdi çocuklar şöyle yapacağız. Bak Karagözüm, ben söyleyeceğim. Arkadaşlarım tekrar edecek. Sen de onlardan sonra söyleyeceksin, tamam mı? Tamam. Dinle. 1. 1. Aferin. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Aferin. Öğrendin mi? Öğrendim. Söyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Karagöz. Oy. Karagöz. Neyse tamam, boş ver. Boş ver şimdi sayı saymayı. Sen bu işi yapamayacaksın. Bak Karagözüm, bu okulu bitirmen lazım. Bak tam 1453 yıldır işsizsin. Oo, o kadar oldu mu ya? Tabii oldu. Bir okulu bitiremedin, sana iş bulamıyoruz. Doğru söylüyorsun Hacivat. Ben ne yapacağım böyle işsiz güçsüz? Bana bir iş bulalım ne olur. Tamam, bulalım. Ne iş bulalım, ne iş bulalım? Bana ne iş bulalım, ne iş bulalım? Buldum. Ne buldun? Sen bundan sonra davulcu olacaksın. Ben bundan sonra bavulcu olacağım. Bavul ne? Aa, bavul mu taşıyacağım? Bak işi çok olur he. Ya bavul değil, davul davul. Nasıl yani? Bak şimdi, Ramazan ayları geldiği zaman ne olur? İnsanlar gece iftara, sahura geçecekleri zaman davulcular gelir. Bu davulcular davul çalar, mani söylerler. Seninle beraber bu işe gireceğiz. Tamam, nasıl yapacağız bunu? Bak şöyle yapacağız. Şimdi, senin elinde bir davul varmış gibi hayal edelim. Tamam, hayal ediyorum. Oo, kocaman bir davul. Ne güzel. Aferin. Şimdi sen o davulu çalacaksın. Ben o davulu ne yapacağım? Çalacaksın. Hayır, ben davul falan çalmam. Niyemiş o? Davul çalmak kötü bir şey. Ben hırsız değilim ki.
Öyle çalmak değil. Yani sen davula vuracaksın. Nasıl yani? Böyle bak. Alacaksın tokmağı eline. Gümbede güm güm, gümbede güm güm, gümbede güm güm, güm güm diye vuracaksın. He. Peki bir şey sorabilir miyim? Sor bakayım. Ben davula vurunca, davul da bana vurursa, davulla kavga edeyim mi? Niye kavga ediyorsun davulla? Bana vuruyor. Ya sana niye vursun davul? Ben niye ona vuruyorum? Ay öyle değil be adam. Tamam şimdi davul yok zaten elimizde. Ağzınla yap, tamam mı? Bak benim söylediğimin çıkarttığım sesle de aynısını çıkart. Tamam. Gümbede güm güm, gümbede güm güm, gümbede güm güm, güm güm. Gümbede güm güm, gümbede güm güm, gümbede güm güm, güm güm. Aferin. Şimdi şöyle olacak. Sen çalacaksın. Ben üstüne mani okuyacağım. Sen tekrar çalacaksın. Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz. Gümbede güm güm, gümbede güm güm, gümbede güm güm, güm güm güm. Aferin. Ben de maniye giriyorum. Size geldim, size geldim. Niye geldin, niye geldin? Ya Karagöz. Ay özür dilerim. İnci mercan dize geldim. Benim güzel komşularım. Arzulayıp size geldim. Ne kadar iyi ettin ya. Bir çay kahve bir şey içer misin? Karagöz. Ay baba pardon. Çal. Gümbede güm güm, gümbede güm güm, gümbede güm güm, güm güm güm. Hah işte bu kadar. Sana bir iş bulduk işte. Bu kadar mı? Tabii bu kadar. Tamam o zaman. Ha ha hacı var. Ben de bir mani okuyayım mı? Oku bakalım. Buz üstünde kayak ister. Davulcuya ayak ister. Ramazan demez kaşınır. Hacı Vat'e dayak ister. Gümbede güm güm, gümbede güm güm, gümbede güm güm, güm güm güm. Ya demek öyle ha. Ben sana iş bulayım. Arkadaşlık yapayım. Sen de benim hakkımda böyle kötü kötü konuş. Seninle arkadaş olmayacağım artık Karagöz. Görürsün sen. Ben de sana küstüm gidiyorum işte. Hacivat. Hacivat ben onu şaka yapmıştım. Hacivat. Hacivat neredesin? Hacivat. Arkadaşım. Hepşey. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ormana ağaç kesmeye gelmiştim ama galiba birazcık has. 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 Hasta. Ay. Hasta oldum galiba. Neyse. Şurada birazcık yatıp dinleneceğim. Siz de sessiz olun. Birazcık dinleneyim ben. Ondan sonra kendime gelirim. Yatarsam. Şirin baba! Şirin baba, şirin baba, şirin baba, şirin baba! Allah! Ay ne oluyor ya? Ay, sen de kimsin? Aa! Karagöz amca! Benim ben güçlü Şirin! Of güçlü! Yahu sen koşarken hiç önüne bakmaz mısın? Ezdin geçtin beni. Özür dilerim Karagöz amca! Şey biraz acelem vardı da. Acelen mi? Ne acelen vardı? Karagöz amca, Karagöz amca! Gargamel var ya, arkadaşlarıyla birlikte yine ormana gelmiş. Ne? Yine Gargamel mi? Evet. Yine ağaçları mı kesiyor? Hayır. Biz çok gürültü yapıyormuşuz oyun oynarken. Artık Şirinlerin oyun oynamasını istemiyormuş. O yüzden hepimizi yakalayacakmış. Bak sen şuna. Sen merak etme ben şimdi onu görürsem. Hayır olmaz. Şirin babaya söylememiz lazım Karagöz amca. Şirin babanın haberi olsun ondan sonra. Tamam ne yapacağız o zaman? Şöyle yapalım. Sen burada dur. Ondan sonra eğer onları görürsen ben sana bir şarkı öğreteyim. Sen o şarkıyı söyle. Ormanda yaşayan iyi kalpli canlılar senin yanına gelsinler, sana yardım etsinler. Şarkı mı? Ne şarkısı? Bak söylüyorum dinle. Tohumlar fidana, fidalar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurduma. Ben bunu biliyorum. Söyle bakayım. Tohumlar fidana, fidana. Ay Karagöz amca dur. Sen zaten bu şarkıyı söylersen ormanda hiç kimse kalmaz. Niye yahu? Senin sesin çok kötü çünkü. Bak şişt, güçlü. Tamam özür dilerim. Karagöz amca burada dur lütfen. Eğer Gargamel ve arkadaşları gelirse onlar için bizim için onları oyala. Böylece biz de onları hemen yakalarız, tamam mı? Tamam. Ben hemen gidip Şirin Baba'ya haber vereyim. Bana bak.
Koşarken biraz dikkatli ol. Bak bir gün yanlışlıkla Ayyogi'nin üstüne basacaksın. Vallahi seni bir lokma da yiyecek ha. Merak etme Karagöz amca. Ben çok dikkatliyimdir. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Vay köfte orvay. Ezdi geçti beni. Arkadaşlar sizlerle beraber Şirinleri bu Gargamel'den koruyabilir miyiz? Aferin size. O zaman şimdi şöyle yapacağız. Hepimizin bir görevi olacak. Saklanacağız. Gargamel ve arkadaşları gelince bizi göremeyecekler. Böylece biz de onları yakalayacağız. Çok sessiz olacaksınız, tamam mı? Aferin size. Şimdi ben de şurada saklanayım. Eğer siz benden önce onları görürseniz beni mutlaka uyarın. Ben de şöyle saklanayım sessizce. İçin bir plan yapıyorduk. Siz de bize yardımcı olur musunuz? Harika. Arkadaşlar unutmayın. Dünya üzerindeki her çocuk oyun oynama hakkına sahiptir. Ne Gargamel ne de bir başka kötü kalpli insan bu hakkı çocukların elinden alamaz. Anladınız mı? Aferin size. Şimdi gideceğiz Gargamel'in karşısına ve kendi haklarımızı koruyarak çocuk olduğumuz için dünyanın bize vermiş olduğu hakları kullanarak ormanlarda istediğimiz gibi oyun oynayabileceğimizi ona söyleyeceğiz. Hadi bakalım. O zaman hazırsanız gidiyoruz. Hey, şşt, bana bakın. Beni takip edin çabuk. Gelin bakın buraya. Bana bakın. Şirinler buralarda bir yerde olmalı. Kokularını alıyorum. Şimdi anlaşmamız şu. Şirinleri yakalayıp toplamama yardım ederseniz eğer ben de size istediğiniz kadar ormandan ağaç verebilirim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. O zaman şöyle yapacağız. Hepimiz buradan dağılacağız. Eğer şirinleri gören olursa ıslık çalarak birbirine haber verecek, tamam mı? Tamam peki. Hadi bakalım o zaman. Evet bana bak. Ben de gidiyorum şimdi Gargamel'in peşinden, başka bir yerde onları arayacağım. Unutma, eğer onları görürsen ıslık çalıp haber vereceksin. Git. Git. Gidiyorum işte. Git. Git. Gidiyorum dedim ya, Allah Allah. Gitme. Gitme. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Gigi 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 gitti ya. Ben ne yapacağım? Şimdi Allah Allah Allah. Ben de gelip şirinleri arayayım bari. Allah Allah. Konuşamıyorum da yahu. Hey, ne oldu çocuklar? Biri mi geldi? Merhaba, sen de kimsin? Merhaba. Benim adım Ruhi. Benim adım da ben niye kek geliyorum yahu? Benim adım da Karagöz. Memnun oldum. Karagöz. Şirinleri göküp. Gördün mü? Gördüm. Ne oldu ki? Yerlerini bana söyler misin? Neden arıyorsun onları? Gar.
Gargamel arıyor da ona söyleyeceğim. Ne? Gargamel mi? Gargamel kötü kalpli bir insan. Yoksa sen onun arkadaşı mısın? Evet. Kusura bakma, ben onların yerini sana söylemem. Söyleyeceksin. Söylemem. Söyleyeceksin. Söylemem. Söyle diyorum. Oh. Ay, çocuklar. Çocuklar, Şirin'in öğrettiği şarkı neydi? Şarkıyı söyleyin çocuklar. Tutunlar. Fidana. Ay fidanlar. Hadi hep beraber. Ağaca. Ağaçlar ormana. Dönmeli yurduma. Me. Sen de kimsin? Sen Gargamel'in arkadaşısın. Ben de seni onun yanına gönderecek küçük oğlağım. Vay be! Minik oğlak, sen ne yaptın öyle? Karagöz amca, sizler ormanı arkadaşlarımla birlikte koruyunca biz ormanda yaşayan iyi kalpli canlılar da size yardım etmek istedik. Neyse, ben gideyim de şu adamı yakalayayım. Hoşça kalın. Vay be arkadaşlar, gördünüz mü? Minicik oğlak neler yaptı. Demek ki birlikte çalışırsak, güçlerimizi birleştirirsek en güçlü insan biz oluruz. Bu olay beni çok yordu. Ben şöyle birazcık daha uyuyacağım. Minik kurbağa, minik kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum ya, kuyruğum ya, güzelim nerede? Minik kurbağa, minik kurbağa, kulağın nerede? Kulağım ya, kulağım ya, güzelim nerede? Kuvak bak bak, kuvak bak bak, kuvak kuvak kuvak. Kuvak bak bak, kuvak bak bak, kuvak kuvak bak bak. Vay, sen minik kurbağa mısın? Ya, sen de uzun kulaklı tavşan mısın? Hayır. Benim adım Mestana. Söyle bakayım Mestana, ne ararsın buralarda? Ben Şirinler arıyorum da. Neden acaba? Çünkü Şirinleri bulmam lazım. Çok gürültü yapıyorlarmış. O yüzden onları bulup Gargamel'e vereceğim. O ne demek yahu? Çok gürültü yapıyorlar diye hiç çocuklar toplanır mı? Başımız ağrıyor. Oynamasınlar o zaman. Ne demek oynamasınlar? Onlar daha çocuk. Ve dünya üzerinde her çocuğun oyun oynama hakkı vardır, değil mi arkadaşlar? Ya gördün mü? Kusura bakma, ben onlara oyun oynatmayacağım. Sen kusura bakma. Eğer bir çocuğun hakkıysa oyun oynamak, seni polise bile verebilir. Hatta polise seni şikayet edebilir. Çünkü çocuk haklarında ne diyor? Ne diyor? Her çocuk oyun oynama hakkına sahiptir. Ama burası orman. Gel bakayım buraya. Çocuklar! Çocuklar hadi şarkıyı söyleyin ne olur. Tohumlar fidana, oh fidanlar ağaca, oh ağaçlar ormana, dönmeli yurduma. Bir tane daha gelmiş. Gel bakayım buraya. Vay be minik oğlak, sen neler yaptın öyle? Karagöz amca, teşekkür ederim. Şirin baba da Gargamel'i yakaladı biliyor musun? Gerçekten mi? Evet, artık ormanda bizi kimse rahatsız edemez. İyi oldu bu. Çünkü akşam olmak üzere, ben de çocukları alıp da köylerine götüreyim bari aileleri merak etmesin. Hadi arkadaşlar, hep birlikte gidiyoruz. Hoşça kalın. Arkadaşlar, eğer sizler böyle ormanları, canlıları koruyan iyi kalpli çocuklar olursanız biz hayvanlarla beraber istediğiniz zaman gelip oyun oynayabilirsiniz. Hoşça kalın. Gel buraya. Gel diyorum sana buraya. Çabuk gel buraya. Eyvah! Şirin baba yardım et bana. Şirin baba Gargamel peşim. Oy. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir tuzak kurmuşlar bana. İmdat! İmdat! Boşuna bağırma Gargamel. Seni burada kimse duyamaz. Şirin baba! Şirin baba, bana ne yapacaksınız?
Evet Gargamel. Demek sen çocukların haklarını ellerinden almaya çalışıyordun, öyle mi? Hayır, hayır, ben öyle bir şey yapmadım. Bak Gargamel. Her çocuk istediği gibi oyun oynama hakkına sahiptir. Anladım. Ayrıca hiçbir yetişkin çocukların oyun oynamasını engelleyemez. Anladım. Ayrıca arkadaşlar, her çocuk ama her çocuk okula gitme hakkına da sahiptir, biliyor musunuz? Mesela sizin okula gitmenizi birisi engellemek isterse, kim olursa olsun, polise, jandarmaya haber verebilirsiniz. Böylece sizin okula gitme hakkınızı, oyun oynama hakkınızı elinden alamaz kimse. Ayrıca her çocuk güzel bir şekilde beslenme hakkına sahiptir. Sizler istediğiniz besinleri yemelisiniz. Her çocuk hastanelerde 18 yaşına girene kadar tedavi edilme hakkına sahiptir. Eğer hastaneye giderseniz, sizi tedavi edemiyoruz derlerse size birileri, onları şikayet edebilirsiniz. Çocuklar, sizler de oturup evinizde internetten, gazetelerden, kitaplardan çocuk haklarını araştırın. Öğrenin, haklarınızı bilin ve haklarınızı koruyun. O haklar sizi dışarıdaki insanlardan korumak için konuldu. Bugünden sonra hepiniz çocuk haklarını öğrenin, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. O zaman biz de gidelim. Hey, Şirin Baba. Şirin Baba, beni burada mı bırakacaksın? Ne demiş atalarımız? İyilik yapan iyilik bulur. Kötülük yapan kötülük bulur. Şirin Baba. Şirin Baba, beni burada bırakma ne olur. İmdat! 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 Bana alkış yok mu? Evet, teşekkür ederim. Sevgili Ilıcaköy çocukları, biliyorsunuz ki bu koronavirüsü yüzünden sizlere ulaşamadık, yanınıza gelemedik ama sizlerden vazgeçmedik. Sizlere ulaşmanın başka bir yolu olarak da bu video yayınını bulduk. Umarız hoşunuza gitmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sizlerden bir ricam olacak. Lütfen çocuklar, çocuk haklarını öğrenin. Sizlerin bu ülkede yaşayabilmeniz, daha rahat bir eğitim hayatı sürmeniz, daha rahat bir yaşam belirlemeniz adına belirlenmiş o çocuk haklarını hepinizin öğrenmesini istiyoruz. Buradan başta Ilıcaköy çocukları olmak üzere tüm dünya çocuklarına kocaman öpücüklerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.